Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda arkadaşlar Komünist Başkanın Türkiye'deki Türk komünist belediye başkanı, Tunceli Belediye Başkanı yaptığı toplu sözleşmesini sizlere sunduk. Türkiye'deki nadir toplu sözleşmelerinden biri oldu. İşçilere en düşük 8.000 TL maaş verilecek arkadaşlar. Aynı zamanda böyle değişik e, maddeler var toplu sözleşmesinde. İzlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Bu videonun konusu değil tabii ki ama enteresan bir toplu sözleşmesi. iyi bir toplu sözleşmesi oldu. Bu videonun sonuna ekleyeceğim. izlemenizi öneriyorum. Gel gelelim bu videonun konusuna arkadaşlar. 5.2 milyon işçinin emekliliği. Tehlike de mi? Başlığı böyle attık. Neden böyle attık arkadaşlar? <laughs> Bakın ekranda yazıyor. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresi uzuyor. Bu sürelerde emeklilik primleri yatmadığından çalışanların emeklilik süreleri de uz uzuyor arkadaşlar. Böyle bir problem var şu an. Ve bu 5.2 milyon işçi ilgilendiriyor arkadaşlar. Az buz rakam değil. Neredeyse Türkiye'nin 20'de 1 arkadaşlar. O yüzden bunun bir videosunu çekmek istedik. 5.2 milyon işçinin emekliliği tehlikede mi? Bu konuyla ilgili arkadaşlar CHP bir açıklama yaptı. Dedi ki Pandemi dönemiyle başlayan ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği gibi uygulamaların büyük mağduriyetler yarattığını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu uygulamaların bir an önce <laughs> son bulması gerektiğini söyledi arkadaşlar. Öte yandan Tekin, milyonlarca çalışanın EYT'liler gibi büyük bir sosyal ve ekonomik sorunla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Ki arkadaşlar milyonlarca kişi EYT'li olduğu ve gün sayısını doldurdu. Ama yaşını bekliyor maalesef. Böyle milyonlarca insan var. Böyle de bir problem var arkadaşlar. Mevcut sistemde emeklilik sistemi için borçlanma hakkının olmadığını da söyleyen Tekin. Eğer acilen bir düzenleme olmazsa birçok işçinin emekli olma şansı ortadan kalkacak ya da çok uzayacaktır. Koronanın yarattığı ekonomik zarar da ortada. Reform yapılacaksa salgından en çok etkilenenler yani işçiler için yapılmalıdır. Çünkü sosyal devlet bunu gerektiriyor. Sosyal devlet vatandaşına zor zamanında yardım etme mantığına göre göre hareket etmelidir. Bu çerçevede işçilerin ödenmeyen primlerinin acilen işsizlik sigorta fonundan temin edilip karşılanması gerekiyor açıklaması yaptığı CHP arkadaşlar. Peki bu nasıl devam edecek? Bu nasıl olacak? Detaylara bakalım. Milyonlarca çalışan emeklilikte prime takılabilir. Anayasanın sosyal devlet ilkesini hatırlatarak devam eden Tekin, bu uygulamaları sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmıyor. Ortada inanılmaz bir adaletsizlik söz konusu. Sigorta primleri yatmadığı için emeklilik, kıdem, hakkı zora giren milyonlarca işçi var. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılacak küçük bir değişiklikle bu sorun çözülebilir. Milyonlarca EYT'linin yaşadığı sorunlar yetmezmiş gibi şimdi de 5.2 milyon EPT'li yaratmaya çalışıyorlar. Çalışanların eksik primlerini lütfen yatırın açıklaması yaptı. Peki kısa çalışma ödeneği nakdi ücret desteğinin süresi uzuyor. Bu sürelerde emeklilik primleri yazmadığından çalışanlar emeklilik süreleri de otomatikman uzuyor. İş kanunu prim ödemeyen günler için borçlanma imkanı da tanımıyor arkadaşlar. Peki bu durumda çalışanlar ne yapacak? Sadece kısa, kısa çalışma ödeneği değil işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılarak nakde ücret desteği alanlardan da benzer sorular geliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında Mart ayının sonlarında hem çalışanları hem de işverenleri desteklemek için çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı. Kısa çalışma ödemesinin süresi de 3 aydı Haziran sonunda bitti. Ancak salgın nedeniyle bu süre önce Temmuz ayına son düzenlemeyle de Ağustos ayına kadar uzatıldı. Bu kapsamda 5 aydır işletmeler kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bu iş yerlerinde çalışanlar da 5 aya yakındır işsizlik sigortası fonundan ödeme yapıyor. Benzer durum ücretsiz izne ayrılan, ayrılanlara ödenen nakdi ücret desteği için de geçerli. Kısa çalışma ödeneğinde yararlanan sayısı 3,5 milyon üzerinde. Nakdi ücret desteğinden yararlanan sayısı da 1,7 milyon üzerinde. Yani toplamda 5,2 milyon kişi emeklilik konusunda endişeli. Peki ne olacak? Emeklilik primleri yatmıyor. Kimileri kısa çalışma ödeneği süresince emeklilik primlerinin yatmadığını, bu durumun emeklilik süresini uzatıp uzatmayacağını soruyor. Kimileri ise prim yatmayan sürelerin ileride borçlanıp borçlanılmayacağını merak ediyor. Gerek kısa çalışma ödeneği alanlar, gerekse nakde ücret desteğinden yaralananlar bu endişelerinde çok haklı. Çünkü bu süreçte emeklilik primleri bir başka ifadeyle malüllük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Şöyle anlatalım. Salgın döneminde kimi işyerleri faaliyetini tamamen durdurdu, çalışanlar da kısa çalışma ödeneği aldı ve bu sürede çalışanların emeklilik primleri yatmadı. Kimi işyerleri ise kısa çalışma ödeneği alabilmek için haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azalttı ve bir ay içinde çalışmayan günler için kısa çalışma ödeneği alındı. Çalışılan günler içinde işveren çalışanına hem maaş yatırdı hem de sadece çalışılan günlerin emeklilik primleri ödendi. Örneğin kısa çalışma ödeneğine yararlanmak için faaliyetin azaltmışsa ve 30 gün içinde sadece 10 gün çalışılmışsa çalışan 20 gün parasını kısa çalışma ödeneğinden aldı. Kalan 10 gün içinde işveren maaşını aldı. İşveren de 10 günlük prim yatırdı. Bu da çalışanın bir ay içinde 20 gün primin yatmadığı anlamına geliyor. İş yeri kısa çalışma ödeneğinden 3 ay yararlanmışsa 3 ay içinde de çalışan 60, bin, 60 günlük primi yatmadı. Bu durumda çalışanın emeklilik süresini etkiledi ve daha geç emekli olmasına neden olacak. Aynı durum nakdi ücret desteği alanlar için de geçerli. Emeklilik primleri yatmadığı için emeklilik süresi de direkt artacak. Yaş bekle, bekleyenler için sorun yok. Eğer çalışan emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden dolayı eksik prim yatması sorunu olmaz. Ama Çalışanın emeklilik için yaşa tutuyorsa prim gün sayısı eksikse işte o zaman kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresi büyük sorun olacak. Çalışanın emekli olma süresi uzayacak. Sadece çalışan değil bu durumda çalışanın eş çocuk gibi hak sahiplerini de etkileyecek. Peki prim yatırılmayan süreler borçlanılarak tamamlanabilir mi? Şu anda bu videoyu yaptığımız 18 Mart 2021 itibariyle iş kanununda kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği süresince ödenmeyen primler için çalışanların bu primlerin borçlanarak ödeme imkanı tanımıyor. Bunun için yasal düzenleme, yasal düzenleme yapılıp kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin borçlanabilecek süreler için eklenmesi gerekiyor. Böyle bir yasal düzenleme gündemde mi? 18 Mart 2021 itibariyle değil arkadaşlar. Şimdilik değil. Hal böyle olunca da çalışanların emekli olabilmesi için prim ödenmeyen süre kadar yine ekstradan çalışması gerekiyor arkadaşlar. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği alan ve bu sürelerde emeklilik primleri yatmayıp da emeklilik süresi uzayanlar ne yapmalı? Her ne kadar kısa çalışma ve nakdi ücret desteği süreleri için borçlanma imkanı olmasa da iş kanunu emeklilik için prim gün sayısı yetmeyenler için borçlanma imkanı tanıyor. Çalışan kadınlar doğum boşlanması, erkeklerde askerlik boşlanması yaparak prim gün sayılarını arttırabilirler. Aynı şekilde er erbaş yedek subay okulunda geçen süreler de boşlanlanabiliyor arkadaşlar. Böyle de bir durum var. Kısa özet bir şekilde yaşanan durumları sizlere özetledik arkadaşlar. Gelişmeler geldikçe devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Özel bir video hazırladık sizlere. 5.2 milyon işçiye yönelik özel bir video olur bu. Bu videoyu paylaşırsanız seviniriz. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız daha da seviniriz arkadaşlar. Kanalı 100 bin abone yapalım. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel iş ilanı videosunu da izlemenizi öneriyorum. Eğer iş arayan biriyseniz sağda solda iş arayan birileri varsa www.memurlarahaber.com web sitesine girip ziyaret ediniz. Videonun altına linkini de koydum. Günde 7-8 adet iş ilanı giriyoruz arkadaşlar. Kamuya, iş kura yönelik birçok iş ilanı giriyoruz. Tekrar söylüyorum memurlarahaber.com web sitesi. Videonun altına link mevcuttur. Direkt tıklayıp iş ilanlarına direkt ulaşabilirsiniz diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.